Avrasya'da ilk Türk izleri ünitesinden Türk adının anlamı ve coğrafya adı olarak Türkiye'yi görmekteyiz. Avrasya'nın tanımı Asya ile Avrupa'nın tamamıdır. Türklerin, Moğolların, Slavların ve Çinlilerin yaşadığı yerdir. Slav, Ruslarla akraba olan milletlerdir. Bulgarlar, Yunanlılar, Sırplar, Ukraynalılar gibi. Türk adının anlamını kaynaklara göre görelim. Çin kaynaklarına göre mifer, Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı, Vanberi'ye göre türemek fiilinden gelmiştir. Ziya Gökalp'e göre kanun ve düzen sahibi demektir. Türk adının e, anlamı, 1911'deki Türk cemetinden güç anlamına geldiğini görmekteyiz. Kayı boyunun anlamı gibidir. Kayı boyunun anlamı da böyledir. 552'de Göktürk devleti, Göktürkler devlet adı olarak Türk adını kullanmışlardır. Yani 6. yüzyıl oluyor. Burada da miğferleri görüyoruz. Coğrafya yani yer adı olarak Türkiye. Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. 500'lü yıllar Göktürkler zamanı oluyor. Bizans kaynakları 9 ve 10. yüzyıllarda İtil nehrinden Macaristan'a da içerisine alan alana Türkiye demişlerdir Yani Bu da Bizans ee, burada da Bizans elçileri Avrupa Hunlarını anlatmışlardır. Burada da yine aynı şekilde Göktürklerde anlatırken de Orta Asya için Bizans elçileri kullanıyor bunu. 11 ve 13. Yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denilmiştir. Bu dönemde Eyyubiler ve Memlükler özellikle Memlükler dönemi olarak görüyoruz. Anadolu'ya 12. yüzyılda Türkiye denilmiştir. Mirya Kefalon zaferinden itibaren 1176 oluyor. Buradan da haritadan da Türkiye olan bölgeleri, Türkiye denilen yerleri gören Türkiye'nin anlamı Türklerin yaşadığı yer ya da Türk ülkesi anlamına geliyor Bizans kaynaklarında. Ee, burada Karahanlılar, Harzemşahlar, onlardan önce Asya onları Göktürkler döneminden itibaren, özellikle Göktürklerden itibaren Türkiye denilmiştir. Orta Asya. Karadeniz'in kuzeyi burada Peçenekler, Kıpçaklar ve Hazarlar, Altın Ordu Hanlığı'nı görüyoruz. Bunlardan önce işte Avrupa Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar ve şurada da Avrupa Hunları, Macaristan, Orta Avrupa'da, Suriye, Mısır ve Suriye bölgesinde de görüldüğü gibi Tolunoğullar, Eşitler, Eyyubiler ve Memlükler. Anadolu'da ise Büyük Selçuklulardan itibaren beylikler, Türkiye Selçukluları ve tekrar beylikler dönemi olarak görüyoruz.